makamda bir artış olmayacak ama bilgide bir artış yaşanacak diye. Evet, bilgide artış. Bunun makam öyle. Makam olarak makamda artış yok ama o makamda olmak kaydıyla bilgisinde artış var. Makam o makam ama. Yani buradaki makamdan ne kastediyor mesela? Şimdi makamdan ne kastediyor? Herkesin bir makamı vardır. Her insanın bir makamı vardır. Burada idrak, şuur. Şimdi idrakta, şuurda idrak, şuur aynı olur. Bilgimizde artış olabilir. Yeni bilgiler ediniriz. Ama o idrak ve şuur muhafaza edilir. Kalır. Makam olarak böyle düşünmek lazım. Yani ucu yine ayağını sabiteye mi dayanıyor? Nasıl oluyor? Muhakkak tabii. Makam, yani makamın nereye kadar çıkacağı ayağını sabiteye dayanıyor. Ayağını sabitede bellidir zaten kimin hangi makama çıkacağı. Yani ayağını sabitemizde belli olan makam şurasıysa biz bunun ötesine, bir karış ötesine geçmemiz mümkün değil. Bir santim bile geçmemiz. Bir santim ötesine geçmemiz, bir zerre ötesine geçmemiz mümkün değil. Makamımız neyse o. O makamı aşamayız. Ama bununla birlikte bilgide artış ahiret hayatında da devam ediyor. Çünkü cennet hayatında da İbn Arabi'den okuduk, anlattı. Ne dedi? Orada müminlerin bilgide artışı devam edecek. Fakat makamda artış değil işte. Makam, makamın neyse o makamda kalacaksın. Ama bilginin artmaya devam edecek. O sonsuz. Sınırlamanın ayağını sabitten dolayı bir hal oluyor abi. Orada da bir hal yaşıyorsun yani. Orada, şimdi burada haller değişken, orada biraz haller sabit oluyor. Sabit. Tabii. Evet. Yani ahiret hayatı, dünya hayatında haller değişkendir. Evet. Ahiret hayatında haller sabitleşir. Yani hal olarak o halde sabit kalırsın. Sabit kaldığım halde bir yükleme nasıl olacak ya? Yani? Bilgide artış olacak. İşte onu gidince göreceğiz. Bilgide artış var. Bilgide artış var ama makamda artış yok. Mertebede artış yok diye bu şekilde beyan ettim. Makam şöyle desek, yani kap diyelim. Kabın içeriği ya da litresi değişmez yani. Alabileceği mesela 1 litre ise 1 litreliktir. Hı hı. Hani bunda bir 2 litre olmayacak yani gittiğinde. Ama içerisi artacak. İçindeki bilgi artacak. Su artacak ya da yükselecek. Ya da 1 litre değilse 1 litre olacak yani. Olabilecek. Mahiyetini ne şekilde anlatışılır, tefekkür edilir bilemiyorum yani. Herkesin tefekküründe farklılaşabilir bu. Ama dediği bilgide artış olduğu net. Ama makam değişmiyor. Veyahut da şöyle de tarif edelim. Cennet 100 derece dedi ya. Buradan gidecek şahıs diyelim ki bilgisine göre, Allah'a kurbiyetine göre 50. derecedeydi. Bu adam 50. derecede kalacak. 51. dereceye çıkmayacak belki. Yani mertebede artış yok, makamda artış yok. Ama 50. derecede kalsa bile bilgide artışı olacak. Ama makam olarak 50. derecede kalmış olacak. Evliya kadar mesela bilgi birikimine ulaşabilecek ama evliya olamayacak kadar. Yani evliya olmaz, orada yok alim zaten de. Yani bir alim. Bilgide artış var ama makam artmıyor. Bunu nasıl izah etsin? Hocam üniversite şeyinden böyle ben aklıma geldi. Hani yardımcı doçentsin. Bir profesörün bilgisine sahipsin ama ünvanın yardımcı doçent yani. Şey olabilir. Bu örnekleme olabilir. He. Ama yani, profesörün bilgisine sahipsin ama nihayetinde etiketin, evet, rütben, bulunduğun makam kabın o yani. Kabın yardımcı doçent. Yani. Profesör olamazsın. Doğru. Ayağını sabitle sınırladığı için. Askeriyeden örnek verirsen aynı dediğin gibi bir albaysın belki ama bir generalin bilgisinin fevkinde bilgiye sahipsindir. Ama nihayetinde albaysın ya. Yani. Değil mi? Makam orada kalmış. Ama bilgin generalin bilgisi olabilir. Ama makamın albaylık. Rütben albaylık yani. Üstüne geçmiyorsun. Kurmaylık var diye. Kurmay olduktan sonra yükseliyor. Kurmay olmadıysan albayda kalıyorsun. Albayda kalıyorsun. Gibi düşünülebilir. Evet.